Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar ve geçmiş olsun. 30 Ekim 2020 Cuma, deprem en korkutucu haliyle kendini yeniden hatırlattı çünkü. O nedenle geçmiş olsun dedik tüm İzmir'e, tüm Ege'ye, tüm Marmara'ya. Saat 14.51'de İzmir'de merkez üssü Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu. AFAD'ın açıkladığı rakam 6,6 ancak Kandilli'de depremin büyüklüğünü 6,9 olarak açıkladı sonrasında. Gerçekten çok şiddetli bir sarsıntı. Öyle ki 50 saniye kadar, neredeyse 1 dakikaya yakın kadar da sürdü. Bir ömür gibi geçen, bitmek bilmeyen saniyeler. Herkes büyük korku yaşadı tabii. En çok da İzmirliler. Sadece İzmir'de sarsıntı tüm Ege ve Marmara'da da hissedildi. Adeta kabus gibi yıkılan binalar var. Ve ne yazık ki can kayıpları. 6 kişi hayatını kaybetti. 250'den fazla da yaralı var. Şimdilik böyle, umarız kayıplarımız artmayacak. Onlarca bina yıkıldı dedik. İzmir, Bayraklı'da ve Bornova'da özellikle. Merkez üssü orası yıkıntıların. 20'den fazla binanın yıkıldığını biliyoruz şimdilik. Tabii enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla bir mücadele veriliyor o noktalarda. Ve işte o binaları da görüyorsunuz zaten. Bir tanesinin yıkıldığı an bu. Burası Bayraklı. Depremin vurduğu noktalardan sadece biri. Binanın çökme anı. Evet, bu sonrasında da tabii bu görüntüler ortaya çıktı. Yıkılan binada insanlar yakınlarını arıyor ve yardım etmeye gelenler var. Detaylıca oraya gideceğiz. Hem canlı yayında hem de deprem anında o binaların nasıl yıkıldığını göreceğiz. Yıkıntıların görüntüsü bunlar. Bir de tsunami. Evet, ilk defa belki rastlıyoruz. Ben meslek hayatım boyunca Türkiye'de hiç görmedim. Okyanus kıyısında olmayan ülkeler için pek sık rastlanan bir durum değil ama bu görüntü depremden hemen sonra bazı noktada suyun çekildiği, bazılarında ise denizin taştığını görüyoruz. Seferihisar, Sığacık, Çeşme, Alaçatı sokaklar bu haldeydi. Tsunami'den dolayı Sığacık sokaklarını su bastı. Teknelerden görüntüler var, sürüklenen tekneler var. İşte bu o görüntü. Yan yana onlarca tekne işte bu şekilde suda sürüklendi. Ekipler orada da çalışmalarını sürdürüyor ve tüm bu kötülüklerin ardından umudun görüntüsü de var elbette. Bir genç kızın hafif yaralı, şükür ki sağ salim enkazdan çıktığı an, şu dakikaya kadar gelen en çarpıcı görüntülerden en bazıları bunlar. Gerçekten çok büyük geçmiş olsun. Büyük bir sınav yaşadık, hala da yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen ilk açıklama, tüm kurumlarımızla seferberlik halindeyiz. Onun da detaylarına bakacağız. Tabii ilk andan itibaren arkadaşlarımız, ATV Haber ekipleri de sıcak noktalara doğru harekete geçti. İzmir'deki ekiplerimiz zaten orada 24 saat nöbette olacaklar. Mesela Gamze'ye bağlanacağız. Bize gördüklerini, yaşadıklarını anlatacak. Kendisi de bir İzmirli olarak aktaracak. Yaşadı çünkü. Gamze, size de çok büyük geçmiş olsun, onu da söyleyeyim. Ve tabii tüm İzmir'e. Sana yardımcı kuvvet olarak İstanbul'dan arkadaşlarımız da yola çıktı. Onu da belirteyim. Onlar da enkaz kaldırma çalışması sırasında senin yanında olacaklar. Ve olabildiğince hızlı şekilde haber akışında sizlere destek olacaklar. Tabii görüntü yağıyor saatlerdir. Ajanslardan, sosyal medyadan, ATV ihbar hattına gelen özel görüntüler var. Çok çarpıcı. Göreceksiniz ve bir de hocamız olacak bu akşam, soracağız. Işıl Açıkel konuşacak onunla da. Profesör Doktor Ziyaddin Çakır bizimle olacak. İTÜ'den deprem uzmanı. Ve onlar da bu depremin neyin habercisi? Acaba hep düşündüğümüz şey buradaki fayı, yani Kuzey Anadolu fay hattını tetikler mi? İstanbul'la bir ilgisi var mı? Onu soracağız. Önce 14.51'den itibaren yaşananları, o büyük depremin o anını, 6,6'lık sarsıntıyı ve onları bir yakından görelim. Allah Allah, apartman gitti. Allah. Apartman gitti ya. Çıkın ya, çıkın çıkın çıkın. İzmir Bornova, Özkanlar'da karşı apartmanımız yıkıldı. Sarsıntıyla birlikte binalar yerle bir oldu, canını kurtaranlar yıkılan binalara koştu, enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştı. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyalım. Sessiz olun da içeriden bir ses duyulsun ya. İnşallah can kaybı yoktur. Saatler 14.51'i gösteriyordu. İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı bir dakikaya yakın sürdü.
Allahu Ekber. Allah, deprem oluyor. Deprem oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sarsıntı öylesine güçlüydü ki tüm Ege, hatta Marmara sallandı. İstanbul'dan bile hissedilen depremde binalardan önce parçalar koptu. Ve çok geçmedi, saniyeler içinde binalar peş peşe yerle bir oldu. Ev yok oldu lan. Oğlum, yok oldu ev lan. Bornova ve Bayraklı'da çok sayıda bina yıkıldı, bazıları da yan yattı. Allah Allah, apartman gitti. Allah. Apartman gitti ya. Çıkın ya, çıkın çıkın çıkın. Deprem sonrası toz bulutunun yükseldiği kentte panik büyüktü. Kimi baygınlık geçirdi, kimi can havliyle kaçmaya çalıştı. İlk şokun ardından çevredekiler yıkılan binalara, enkaz altında kalanların yardımına koştu. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bakın, bir sessiz olun da içeriden ses duyuyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyuyorsun ya. Bir sessiz olun ya. Bölgede çok sayıda bina da hasar gördü. O binalardakiler vinç yardımıyla kurtarıldı. Binanın duvarları kırıldı. Çok korktum. Binaları yıkan depremle birlikte Seferihisar'da ise deniz çekildi. Gidiyor tekneler. Böyle bir şey olamaz. Önce onlarca tekne karaya oturdu. Sonra da çekilen deniz tsunami ile birlikte geri geldi. İlçe suya gömüldü. Korkma. ...6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası onlarca da artçı sarsıntı meydana geldi. Kente çevre illerden de çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. İzmir valisi 4 binanın tamamen yıkıldığını, 10 binanın yan yattığını, 70 yakın kişinin de kurtarıldığını söylüyordu. Biz bültene hazırlanırken son durum ne? Gamze Elçi'ye gidelim dediğimiz gibi. Gamze, öncelikle sana geçmiş olsun, sen de yaşadığın ailene, tüm İzmirlilere geçmiş olsun, çalışma arkadaşlarımıza. Anlat bize lütfen, ne yaşadınız ve son durum ne? Çok teşekkür ederiz Cem Öğretir. Gerçekten çok büyük bir korku yaşadık. İzmir yıllar öncesinde bu kadar büyük bir sarsıntıyla sarsılmıştı. Ama o yıllar sonra işte bugün saatleri 14.50'yi gösterdiğinde maalesef 6.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık. Biz o sırada kameraman arkadaşım İsa Mustafa Erlaslan'la birlikte Buca'da bir okulda haberdeydik aslında. Zemin kattaydık o sırada. O esnada bir sarsıntı oldu. Ben önce başımın döndüğünü zannettim ama o kadar uzun sürdü ki deprem oluyor, çığlıkları koptu. Haberci refleksiyle bir anda dışarı çıkıp haber yapmak istedim o an. Ama yerimden dahi kımıldayamadım. O derece büyük, şiddetliydi. Ve daha sonra hareket ettiğim, dışarı çıktığımda çocukların çığlıkları vardı, panikleri vardı. Büyük bir panik ve korku yaşandı. Ve şu an Bayraklı'dayız, Bornova'dayız, Manavkuyu burası. Manavkuyu'da bu gördüğünüz 8 katlı bina 2 bloktan oluşuyordu. Ve bu bina bir anda enkaza dönüştü, yerle bir oldu. Burası şu an Bornova, Manavkuyu ve daha çok yıkımın olduğu noktalar Bayraklı ve Bornova ilçelerinde oldu. Birbirine çok yakın olan ilçeler zaten. İşte şu an burada çalışmalar devam ediyor. Bulunan bu noktada iş makinelerini de görüyorsunuz. İş makineleri şu an burada, onlar da çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ve şu an bulunduğumuz, kameraman arkadaşımın gösterdiği bir nokta tam giriş çıkışı noktasıdır. Yani bu apartmanın dış kapısının olduğu nokta. O yüzden ilk önce çalışmalar bu noktada yoğunlaşmıştı. Çünkü vatandaşların o esnada korkuyla direkt dış kapıya yönelmiş olabileceği şüphesi üzerine çalışmalar burada devam etti. Şu an hala görüyorsunuz, bakın şu noktada da çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmekte. Orada çocukların olduğu ve bir bebeğin olduğu bilgisi gelmişti yayından saatler önce. Ve işte buradaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmekte. Şu an enkazın altında ses duyuldu yayından az önce ve
o sese ulaşmaya çalışıyor buradaki ekipler. AFAD ekiplerini görüyorsunuz, UMKE ekipleri ve diğer illerden, ilçelerden gelen pek çok ekip var. Onlar çalışmalarını şu an devam ettiriyorlar. Gamze. Enkazın altında vatandaşların sağlıklı olduğu haberi vardı. Onlara evet. ulaşmaya çalışıyorlar. Gamze, kurtarma çalışmalarına döneceğiz. Sana tekrar döneceğiz. Bir ara ver lütfen. Sen de orayı takip et. Orada gerçekten bir hareket var gibi. Sana birazdan döneceğim ve soracağım. Teşekkür ediyorum şimdilik. Evet, ne oldu, neden oldu, nasıl oldu? Bu sorular hep aklımızda elbette. Profesör Doktor Ziyadin Çakır olacak karşımızda. Işıl Açıkel'in konuğu, İTÜ Jeoloji Mühendisliği'nden deprem uzmanı. Işıl'cığım, ben sözü bırakayım. Hemen hocamıza sor lütfen sorunu, ilk sorunu. Cem, ilk sorumu soracağım. Ziyadin Hoca burada yoğun bir şekilde çalıştığı için İTÜ Ayaz Ağa kampüsündeyiz şu anda. O yüzden stüdyoda olamadı hocamız. Burada oldu ama bana dedi ki bir dahakine stüdyoya dedi. Beni korkuttu hocam. Bu yaklaşık 40 kilometrelik bir fay hattı kırıldı İzmir'deki depremin sonrasında. İstanbul'da da hissedildi. Bu İstanbul'a gelecek olan depremin ayak sesleri miydi? Yok, İstanbul'la ilgili değil. İstanbul'u da etkilemez. İstanbul'da olup da bu depremi hissedenlerin bence binalarını sorgulaması gerekiyor. Yoksa ben aslında biraz utanç verici buldum bu durumu. Ya bakın, 80-90 kilometre ötede binalar yıkılıyor. Yani depremin merkeziyle Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, bunlar çok uzak mesafelerde. Yani 80 kilometre ötede bir bina yıkılıyorsa bu durum vahim. Yani İzmir'e 20 kilometre yakında olsa demek ki yani böyle yüzlerce, binlerce bina yıkılacak. Evet, biraz belki de denizde olmasının etkisi olduğu, tam karada değildi ama İstanbul'da da hissedildi hocam. Bunu neye bağlıyoruz? Yani İstanbul'da da bir deprem gelecek mi ya da önümüzdeki günlerde o gelecek olan depremin sesi miydi bu? Yok, hayır, yeniden bir daha tekrarlıyorum. Bu depremin İstanbul'da beklenen depreme bir etkisi olamaz. Çok uzun bir, uzak bir mesafede. Deprem dalgaları geçerken olabilirdi. Olmadığına göre bundan sonra da bir etkisi olmaz. Bu depremin etkisi, yani beklenen etkisi civarında. Bu da Körfez bölgelerinde. Peki bu bölge içindeki deprem bugün şiddetli bir depremdi. Artçıları da olduğu ardında bu nasıl bir etki doğuracak? Daha sonrasında yine İzmir'de ve çevresinde, Ege bölgesinde ya da başka bir yerde çevresinde bir deprem olacak mı? Herkes bugün büyük bir şok yaşadı. Çünkü uzun bir aradan sonra İzmir'de bir deprem oldu. Şimdi bu büyük bir kırık, büyük bir deprem. Burada meydana gelmiş en büyük depremlerden bir tanesi İzmir civarında. Tarihsel depremler var ama bu doğu batı uzanan bir hat, 40-50 kilometre. Dolayısıyla bu da Kuşadası'na doğru bu fayın bir devamı var. Dolayısıyla devamındaki bu fay da kırılabilir. Bu depremin direkt olarak etkilediği bölümler etrafında, bu körfez boyunca birçok fay var. Bu fayların herhangi birisi altılık deprem üretebilir. Yani Kuşadası'na doğru mu? Bir sonraki durak neresi Kuşadası o zaman? Kuşadası ve kuzey bölümleri şu anda Sığacık Körfezi tehlike altında diye düşünüyorum. Tehlike altında dedi Cem Öğretir. Işıl, teşekkürler. Hocamıza tekrar döneceğiz. Depremin en çok vurduğu iki ilçe, Bornova ve Bayraklı, dediğimiz gibi 20'ye yakın binada yıkılma var. 4'ü tamamen yerle bir oldu. 10 binada yan yattı. Sokaklar moloz yığınlarıyla kaplandı. İşte o sıcak anlarda binaların yıkılışı ve hemen sonrası. Allah Allah, apartman gitti. Allah. Apartman gitti ya. Bornova paramparça oldu ya. Bak, paramparça dümdüz. Deprem yıktı geçti, binalar yerle bir oldu. Ortalığı toz bulutu kapladı. An itibariyle İzmir Bornova Özkanlar'da karşı apartmanımız yıkıldı. Bornova ve Bayraklı ilçelerinde 20'ye yakın bina yıkıldı. Kimse var mı? Yani benim kaldılar, hepsi içeride kaldı. Kimse var mı? Ev yok oldu lan. Oğlum, yok oldu ev lan.
onlarca binada hasar vardı. Allah Allah, apartman gitti. Allah. Apartman gitti ya. Enkaz altında kalanları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Arkadaşlar sessiz hale getirin de seslerini duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalışın. Sokaklar moloz yığınlarıyla kaplandı. Kimse var mı? En az 10 katlı bina burası. Bakın burada kitaplar var, defterler var. Bakın burada bir test kağıdı, Dila Yüksel 3A sınıfına gidiyormuş ve işte burada ismini tespit ettiler. İnan ve abi. Hastaneye Ege Ilgaz, bu da İnan bir abi. Diğer isim. Buradan kişilerin tespiti gerçekleşiyor. Yani apartmanda kimler varsa diye. Beyler, bina yıkıldı. Allah yardımcılar olsun. İzmir Bayraklı Bornova. Allah yardımcılar olsun. Çöken binaların toz bulutları kentin birçok noktasından görüldü. Bornova paramparça oldu ya, bak paramparça dümdüz. Çöken binalarda baksana ya. Depremde yıkılan binalardan biri de bu 10 katlı binaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Kayıttan sadece saniyeler sonra yerle bir oldu. Bir sessiz olun ya! Sessiz olun! Tabii neyse ki felaketle birlikte mucizelere de tanık olduk, oluyoruz. Bugün temennimiz nicelerine daha tanık olmak elbette. Umudumuz enkaz altında kalanların tümünün sağ salim çıkarılabilmesi. O mucizelerden biri, çok özel bir görüntü izleyeceksiniz şimdi. Turgut Bey, yaşadığı bina depremle çöktü. Hayatta ama üzerinde tonlarca altta beton vardı. Birileri duydu sesini neyse ki. Sonra göz göze geldiler. Adını söylediler önce. Turgut dedi. Son derece soğukkanlıydı. Oradan çıkıp çıkamayacağını düşünmeden önce yakınlarını sordu. Fatma Özdemir hayatta mı dedi. Belki eşi, belki kızı, belki de başka bir yakınıydı. Bilmiyoruz şimdilik. Çünkü çok sıcak bir görüntü, yeni bir görüntü ama kendi canından daha önemliydi onun için. Bu belli. İşte o mucizenin gerçekleştiği an. Bak seni. Evet, ben de görüyorum biraz. Tamam, kamerayla şimdi seni görüyoruz. Tamam. Biz şimdi buraları kıracağız, tamam mı? Tamam. Seni süreyerek çıkaracağız. Tamam canım, Allah razı olsun, sağ ol. Vereyim mi bir su daha? Yok ya, Çandırcan Fatma Öztürk diye sağ mı, dışarıda mı acaba, bir öğrenebilir misiniz? Tamam, sesleneceğiz şimdi Fatma Öztürk diye. Burayı bir boşaltın, boşaltın. Boşaltın. Ya Allah, bismillah, hadi bakalım. Hadi dayım sen. Bir tane sağlık çağır. Dayı, kilo olur musun çok? Nerede aslan? Tamam. Önen gel, önen. Boyunlu versene burada. Baba. Bir derin nefes al, sakin ol. Dur. Bana bırakın. Tamam, şimdi tamam. Tamam. Tamam, Turgut amca gel. Omur tatlısını gönder abi, gönder. Sakin ol. Abi, bize bırakın. Çekmeyin oğlum. Abi. Camlar var bak. Buram, acele etmeyin. Acele etmeyin. Camlar var. Dede geldi mi dedeye? Geldi, getir buraya. Seyrek yok diye bir dakika. Adam sağlam, sağlam. Tamam. Çok şükür dayı, çok şükür. Çok şükür. Boşan. Çok şükür dayı. Tamam, sakin. Acele etme, tamam. Gel, tamam. Tamam dayı. Tamam Turgut abi. Tamam, iyisin. Sana suyu biz ver dedik. Sana suyu biz ver dedik. Tam geçti. Dur, tamam. Şimdi bulacağız. Patatesi de bulacağız. İşte bu kurtarma çalışmaları devam ediyor hala. Gamze'ye gidelim, İzmir'e. Gamze Elçi çünkü o çalışmaları yerinde izliyor. 12 binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Sen de onlardan birinin önündesin ki az önce zannediyorum arkanda bir ses duyuldu. Onu da anlat bize önce ve tabii genel durumu lütfen bir özetle. Evet Cem Öğretir, şu an bulunduğumuz bu iki bloklu 8 katlı binanın hemen sağ tarafında enkaz çalışmaları yoğunlaştırılmış durumda. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, biraz daha gidebildiğimiz noktaya kadar yaklaşalım. Buradan çünkü az önce bir ses gelmişti. Sessizlik istendi ve o sessizliğin ardından kimse var mı sorusu soruldu ve bir ses geldi. Şu an enkazın bulunduğu noktada, yani çalışmaların olduğu noktada bir çocuğun olduğundan şüpheleniliyor. Bir çocuğun olduğu bilgisi geldi ve şimdi orada bir gördüğünüz
gördüğünüz gibi o beton bloklar var. O beton blokların ve demir parçalarının çekilmesine çalışılıyor. Onlardan kurtulurlarsa inşallah enkazın altında olan kişilere de ulaşabilecekler. İşte bütün çaba bunun için, gördüğünüz gibi yoğun bir çalışma var. Hem bu noktada hem yan tarafta, sağ tarafta da yine bir enkaz çalışması devam ediyor. Ve yine orta tarafta, o üst kısımda da yine çalışmalar devam ediyor. Soldaki çalışmalar tamamlandı. Kimse var mı seslerini duyuyorsunuz? Zaman zaman burada sessizlik hisleniyor. Şu ana kadar benim bulunduğum burada, yani Manavkuyu'da ki bu 8 katlı binadan 10 kişi kurtarıldı. Hayattaydılar ve ambulanslarla hastanelere sevk edildiler. Toplamda da İzmir'de şu an 450'ye yakın kişinin yaralı olduğu bilgisi var. Hayatını da 6 kişinin kaybettiği bilgisi var. Enkaz çalışmaları işte bu noktada yoğunlaşıyor gördüğünüz gibi. Ama tabii ki burada çok üzücü şeyler de var, görüyoruz. Gözü yaşlı anneler, babalar var burada. Kimi evladı, kimi abisi, kimi babası için. Bakın her yerden oyuncakları görüyoruz. Çocukların oyuncakları burada. Öte yandan size göstermek istediğim bir görüntü daha var. Bakın bir bisiklet enkazı içerisinde, bir çocuğa ait olan bir bisiklet şu an görüyorsunuz enkaz aralarında. Burada kitapları görüyorsunuz. Çocuk kitapları var yine ve işte burada bir aile albümü. Bu mutlu günleri, en mutlu günlerinde çekilmiş fotoğrafları. İnşallah onlardan da iyi haberler alırız. Enkazın altından sağ salim çıkarlar ve yine bu fotoğraflarda olduğu gibi inşallah gülümserler. Onların iyi olduğu haberlerini de inşallah izleyicilerimize ekranlardan veririz. İşte o evet, zaman zaman tabii orada çok yoğun bir şu anda iletişim durumu var elbette. Bizim yayın araçlarımızda sekteye uğrayabiliyor. Eğer devam ederse, bağlantı kurabilirse tekrar döneceğiz. Şimdi 6,6'lık sarsıntıyla birlikte Seferihisar'da da benim ilk kez rastladığım, birçok deprem yayını yaptım ama hep hocalarımız tsunami olacak, tsunami olacak derdi, bu kez oldu gerçekten. Bültenimizin başında aktarmıştık. Önce deniz çekildi, hatta o konuyla ilgili bazı ihbarlar, bazı görüntüler geldi. Marina'daki yatlar, balıkçıların tekneleri sürüklendi. Sonra da deniz birden kabardı ve sahil kesimi, özellikle evler, sokaklar su altında kaldı. Of of of. Gitti, gitti, tekneler gitti. Tekneler gitti. Of 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 of, şuraya bak. İnanamıyorum ya, böyle bir şey yok ya. Oo, suya bak nasıl yükseliyor. Depremin ardından tsunami geldi, deniz önce çekildi, sonra kabarıp yerleşim birimlerine yöneldi. Şu anki halimiz, dalış merkezi battı, her yer suların altında. Sarsıntı Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana geldi. Depremden sonra deniz hareketlendi, önce su geri çekildi. Seferihisar'da deniz çekiliyor şu anda abi. Bak balıklar falan, bak balıklar sıçrıyor şeyde, karada balıklar sıçrıyor abi. Tekneler falan hepsi, bak su çekildi bir anda. Suyla birlikte Sığacık Limanı'nda demirli yatlar, hatta açıktaki balıkçı tekneleri de oluşan akıntıya kapılarak sürüklendi. Şuraya bak, battı. Tekne battı, vallahi battı. Battı. Of 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 of. Böyle bir şey olamaz. Kiminin kaptanı durdurmak için yanına gitmeye çalıştı ama başaramadı. O yatlardan bazıları battı. Adam gidemiyor. Of 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 of. Gitti. Gitti, tekneler gitti. Of 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 of, şuraya bak. İnanamıyorum ya. Deniz geri geliyor, taşıyor. Depremden tam 15 dakika sonra tsunami meydana geldi. Sahildekiler panikle kaçmaya çalıştı. Tsunami geliyor, tsunami. Oo, deniz su bu tarafa geliyor. Su, baksana karada, karada. Raziye kaç. Kaç. Kayıklar karaya çıktı. Allah'ım sen göre. Korkma, korkma. Bunlar olur oğlum, depremden sonra oluyor zaten. Şu an sadece bir koltuğun üzerine çıkıp oturabildim sadece, o kadar. Her taraf mahvoldu. Su metrelerce yükselerek sahil şeridinden ilçe merkezine yöneldi. Seferihisarlılara kabusu yaşattı. Gördüm, tsunami deniz saçtı. İnanılır gibi değil ya. Su çekildiğinde geride hasarı kaldı.
Evet, bir deprem sonrası ilk kez Türkiye'de rastladığımız görüntüler. Dolayısıyla açıklanmaya da muhtaç. Sayın Ziyadin Çakır'a döneceğiz tekrar. Hocam şimdi Türkiye'de ben en azından ilk kez görüyorum böyle bir görüntüyü. Hep hafızamızda Japonya'dan veya başka ülkelerden bu tür görüntüler gördük ama sizler de her seferinde uyardınız. Tsunami olabilir, tsunami olabilirdi ve o tsunamiyi gördük. Şimdi bundan sonra olabilme ihtimali olan depremlerde bu tsunamiyi hep görecek miyiz? Bundan sonra o bölgedeki depremler için söylüyorum özellikle ve tabii elbette beklenen İstanbul depremi için. İyi akşamlar. Herkese geçmiş olsun diliyorum milletimize. Şimdi bu bölgedeki fayların tamamı aslında büyük bir çoğunluğu bu özelliğe sahip. Yani tsunami üretebilen fay türü bunlar. Japonya'dakiler de aynı şekilde. Onların biraz şeyi farklı, mekanizması farklı ama biz bunlara normal fay diyoruz. Bunlar çöküntü oluşturuyorlar. Bu çöküntünden dolayı da tsunami meydana geliyor. Dolayısıyla böyle bir büyük deprem meydana gelirse yine elbette olabilir. Peki hocam, daha büyük deprem, daha büyük tsunami demek mi? Tabii ki. Ne kadar büyük olursa o kadar fazla anında çöküyor. Bu çöküntü de daha büyük dalga oluşturuyor. Kıyıya gelince de bu dalgalar tabii ki kıyıya içeri doğru devam ediyor. Ama gördüğünüz kayıtlardan, videolardan deniz geri çekiliyor. Ama kimse onun geleceğini düşünmüyor. Bir heyecanla şeyle bunu yani 12 yaşındaki bir İngiliz çocuğuna gösterseniz o hemen herkese kaçın kaçın tsunami geliyor derdi yani. Yani demek işte, ki eğitimde de bir eksikliğimiz var. Evet yani, tam da buraya işaret edecektim hocam, çok güzel değindiniz. Yani bunu bizim zaten anlatabilmemiz lazım. Onun için söyledim, hani bugüne kadar görmediğimiz bir görüntüydü. Çünkü bildiğim kadarıyla insanın bileğine kadar gelebilen bir su alıp götürebiliyor bir insanı. Dolayısıyla arabaları sürükleyebiliyor. Bundan sonra bu uyarıyı da sık sık yapmak lazım anladığım kadarıyla. Peki tsunami erken uyarı sistemimiz var bildiğimiz kadarıyla. Hatta Kandil'den de öyle bir açıklama geldi ama o ne kadar etkin çalışıyor şu anda? Tsunami erken uyarı sistemi hangi bölgede çalışıyor bilmiyorum. Marmara'daki sadece Marmara'ya haber verir ama güneyde Ege Denizi'ndeki kapsam alanını bilmiyorum. Peki hocam, bundan sonra o bölgede başka bir deprem bekliyor musunuz? Hani Işıl biraz önce sordu ama biraz daha açmak istiyorum. Kuzeyi ve güneyi tehlikede dediniz. Daha içeriye doğru herhangi bir deprem beklenebilir mi? Evet, içeriye doğru kırık oluşabilir. Yani yeni bir deprem meydana gelebilir. Çünkü bu fay doğu batı gidiyor. Yani karaya çıkışı yaklaşık Kuşadası civarında. Dolayısıyla oradan geçen Kuşadası fayı da var. Dolayısıyla en riskli olan bu uç, yani Türkiye tarafındaki uç. Diğer uç, batıdaki uç Ege Denizi'nin ortasına doğru gideceği için çok etkilemeyecektir bizi. Ama bu bölgede Selçuk, Söke ve Kuşadası, bu bölge bence şu anda riskin en fazla olduğu yerler. Kuzeyde de aynı şekilde Sığacık Körfezi'nde. Peki 30-40 kilometrelik bir bölüm kırıldı diye biliyoruz. Bu doğru bilgi değil mi hocam? Tabii bu basit istatistiksel yöntemlerle elde edilmiş, yoksa direkt bir gözlenmiş hesap değil. Bir formülasyonla bu çıkıyor. Daha uzun da olabilir. Yani çok tsunami meydana getirdiğine göre yüzeye kesinlikle ulaşmış durumda ve deniz tabanına, daha doğrusu deniz tabanında ciddi bir deformasyon ve çökme oluşmuş. Bu kırık işte doğu ve batıya doğru gittiği için o yüzden diyorum ki işte doğu devamı, yani Türkiye olan devam biraz riskli alanlara giriyor. Peki o riskli alanlarda bu kadar büyük bir deprem üretme ihtimali var mı hocam? Son soru olsun bu da. Tabii yani bu bölge İzmir ve civarı, Batı Anadolu bölgesi yüzlerce bu tür faylarla parçalanmış durumda. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Dolayısıyla... Evet, son sözünüzü alayım hocam. Dolayısıyla yani bu büyük deprem bu bölgede çok sıklıkla karşımıza gelebilir, yaşayabiliriz. Sayın Çakır, çok teşekkür ediyorum efendim yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Evet.
Hocamız da anlattı. Bölgede başka depremler de beklenebilir. Özellikle kuzeyinde ve güneyinde. İlk korkuyu, paniği atlattık. Tabii şimdi sıra kurtarma operasyonlarında. İlk saatler çok önemli malum. Çok fazla bir vakit de geçmedi. Hala umutlarımız var. Korkuyla binalarını terk edebilenler şanslıydı. Kurtarma ekipleri şimdi zamanla yarışıyor. Çünkü her depremde olduğu gibi saniyeler bile enkaz altındakilerin altın değerinde. Yardım bekleyenlere uzanan o elleri izleyeceksiniz şimdi. Kimse var mı? Yavrum benim kaldılar, hepsi içeride kaldılar. Kimse var mı? Kimse var mı? Hepsi korku içinde kendilerine uzanacak bir yardım eli bekledi umutla. Bu bayrak bizim 500'den sakin, yavaş yavaş. Evet abi. Geçen her saniye enkaz altındakilerin aleyhine işliyordu. Herkes zamanla yarışa girdi. Ekipler tetikte bekliyordu. Çıkarılanlardan iyi durumda olanlara böyle müdahale edildi. Korku dolu bekleyiş sırasında yürekleri ağza getiren anlar da yaşandı. İdil. Evet. İdil'i ara. Açmıyor. İdil'im mi? Hayır, bu değil. İdil'im değil bu. Anne buyurun. Şanziye dedim. Burcu hanımın eşine ulaştık. Pardon, telefonu veriyorum. İzmir'i 6,6 ile sarsan deprem sonrası enkaz altında kalanlar birer birer kurtarılıyor. Şanslı olanlara çabuk ulaşıldı. Enkaz çevresinde alkış sesi yükseldikçe umutlar daha da yeşerdi. Müdahale yapıldı. Zaman geçtikçe güzel haberler de ard arda geldi. Kaldır. Evet, zaman geçtikçe daha da güzel haberler geliyor. Umarız da gelmeye devam edecek. Enkaz altındakilere ulaşma çabası devam ediyor. Şimdi Gamze ile yayınımız kesilmişti. Gamze, yeniden döneceğim. Şimdi ışıkların söndüğünü görüyorum. Anladığım kadarıyla şu anda sessiz olman da gerekiyor. Tahmin ediyorum. Çünkü daha önceki tecrübelerimiz bize bunu söylüyor zaten. Sessiz bir şekilde de aktarabilirsin. Bir sorum var sana. Haberin içinde İdil'den bahsedildi. Küçük bir kızımız galiba. Onunla ilgili acaba bir bilgi var mı elinde? Çünkü o görüntüleri sen çektin, biliyorum. İdil'e ulaşılabildi mi mesela? Evet, İdil de, onun bir de kız kardeşi var. Biri 9 yaşında, biri de 18 yaşındaydı. Maalesef anneleri gözyaşı içinde buradalar, onlar bekliyorlar. Ama maalesef hem İdil'den hem onun kardeşinden hala bir haber alınamadı. Ve biz teknik bir sorun yaşamıştık. Kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Bakın, fotoğrafları gösteriyordum ben izleyicilerimize albümle. İşte bu çift de bu binada yaşıyorlardı. Bunlar da onların en mutlu günlerine ait fotoğraflardı. İşte inşallah bu albümdeki gibi o gülen yüzleri hiç sorulmaz.
olmaz. İnşallah bu enkazdan onlarla ilgili güzel haberler alırız. Canlı yayındayız şu an ve bitmek üzere. Bakın burada çalışmalar devam ediyor. Yataklarını görüyorsunuz. Burada yine aynı şekilde bebek eşyalarını, çocuk eşyalarını görmektesiniz. Çalışmalar devam ediyor. Hava şartları da şu an elverişli çalışmalar için. Hava İzmir'de oldukça sıcak şu an. Çok şükür ki soğuk bir hava yok, yağmurlu yok. O yüzden ekiplerin çalışmaları en azından bir nebze olsun kolaylaştırıyor bu çalışmalar. Burada tabii ki gördüğünüz gibi ekipler yoğun bir çalışma içerisindeler. Bize de sürekli uyarılar geliyor. Ama yayındayız şu an biz. O yüzden yayınımızı sonlandıracağız birazdan. Tabii ki çok tehlikeli burada Gamze, olmak. Gördüğünüz gibi büyük Gamze, beton parçaları var. Gamze, eğer yayını sonlandırman gerekiyorsa... Gamze, sonlandırman gerekiyorsa hemen bırakabiliriz. Çünkü en azından sessiz olalım. Ben seni bırakayım. Şu an... Şöyle istersen sen çekil oradan. Bence yayını bitirelim. Devam edebilirim çok Öyle kısa mi? Daha. Tamam, peki. Hemen son sözlerini alayım o zaman. Devam edebilirim çok kısa daha. Şu an çok büyük bir problem yok. Sadece çalışmalar burada devam ettiği için riskli olabileceği kaygısıyla bizi uyarıyorlar. Biraz daha geri planda kalalım diye. Biraz daha geri plana geçtiğim için devam edebilirim Cem Öğretir. Gördüğünüz gibi iş makineleri de şu an devreye girmiş durumda. Arka planda enkaz çalışması devam ediyor yoğun bir şekilde. Neden? Çünkü oradan bir ses geldi. Orada bir çocuk olduğu ihtimali üzerinde duyuluyor. Çocuk sesi var dediler. Bizi de uyardılar. O yüzden inşallah o çocuktan güzel bir haber alırız. Burada yüzlerimiz güler ve bugün herkes buradan iyi haber almak istiyor. Hava karardı evet ama en iyi olan şey erken saatte deprem meydana gelmişti. Çocukların pek çoğu okuldaydı, aileler işteydi. 45 kişinin olduğu ihtimali var enkazın altında ama inşallah daha az kişi vardır ve daha güzel haberler alırız. Evet. Bu geceyi İzmirliler elbette korku içinde geçirecekler. Hala o korkuları devam ediyor ve eve girmeyecekleri gibi görünüyor. Neyse ki hava şartları da hem arama kurtarma çalışmaları için hem de İzmirliler için avantajlı gibi görünüyor. İnşallah güzel haberler veririz Cem Öğretir. Umarız Gamze'ye. Çok teşekkürler. Orada çalışanlara da Allah kolaylık versin diyelim. Çok çarpıcı bir anla devam edeceğiz. Depreme Bornova'daki alışveriş merkezinin yemek katında yakalanan bir aile ki o aile 99 depreminden, o büyük depremden kurtulmuştu. Öyle korkmuşlardı ki tabii doğal olarak. O an masaların altına saklanmaktan başka yapabilecekleri bir şey yoktu. Ve cep telefonu kamerasıyla her an kaydedildi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Korkudan masaların altına saklandılar. Bir şey olmaz, korkma, korkma. Korkma. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Burası Bornova'daki bir AVM. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe, bak. Bak burası şey, AVM yıkılmaz. Dehşet anı AVM'nin yemek katında cep telefonuyla kaydedildi. Derya, AVM yıkılmaz. Yıkılmaz AVM, bir şey olmaz. Çelik, çelik. Annem nerede? Tamam ağlama, al onları. Ağlam, bir şey olmaz. Yıkıldı, her yer yıkıldı ya. Korkudan sesi titreyen aile 1999'da İzmit'teki deprem faciasını yaşamıştı. Kayda alan kişi İzmir'e kız kardeşlerini ziyarete gelmişti. Deprem onu burada da yakaladı. Annem nerede? Ay gidelim, ne olur gidelim. Tamam sus sus. Ay 100 lirayı ver. Ay, yok. Bir şey var mı? Ay gidelim. Yok. Gel. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Korku, panik ve kaçış. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Sallıyor hala, sallıyor. Hala sallıyor, çıkmayın buradan. Depremle birlikte AVM'nin tüm katları bir anda boşaldı. Şu görüntüler ne kadar doğru çok emin değilim açıkçası. Çünkü dışarı mı çıkmak lazım, orada mı durmak lazım? Ailenin yaptığı doğru, onu biliyoruz, masanın altına saklanmak. Tabii depreme hazırlıksız yakalanıyor herkes doğal olarak. Aniden geliyor, 7'den 70 herkes öyle. Şimdi onlardan biriyle devam edeceğiz. Bir genç oyun oynuyordu bilgisayarda ve gerçekten bu depremin ne kadar şiddetli olduğunu anlatan en önemli görüntülerden biri. Dikkatle izleyin lütfen. Allah, deprem oluyor! Deprem oluyor! Wow!
Tabii sadece İzmir değil, çevre illerin de depremde sallandığını, bu sarsıntıyı hissettiğini söylemiştik. En somut örneklerinden birine gideceğiz şimdi. Aydın Söke'de yerel bir televizyon kanalının canlı yayını. İki konuşmacı sohbet ediyordu. Programdaydılar. Depreme yakalandılar. Altıncı kattaydılar. Beşik gibi sallanmaya başladı bina ama yaşadıkları paniğe rağmen canlı yayını da terk etmediler. 1996 yılında bildiğimiz Allah bismillah deprem oluyor, çok fena. Çok salladı. Hem şiddetli salladı, hem çok uzun. Çok müthiş oldu, çok müthiş oldu. Tabii sadece insanlar değil, elbette dostlarımız da, sokaktaki dostlarımızdan bahsediyorum. Evlerde, sokaklarda onlarca evcil hayvanlar, sokak hayvanları, belki de enkaz altında kalanlar oldu bilmiyoruz ama ne kadar çok korktuklarını tahmin edebiliyoruz, işte onlardan biri. Tabii Kandilli'den de depreme dair açıklama geldi. Profesör Haluk Özener depremin şiddetini, büyüklüğünü 6,9 olarak ölçtüklerini açıkladı. Depremin ayrıntılarına girdi. Bölgede yaşayanları güvenli yerlerde kalmaları konusunda da uyardı. Çünkü hasarlı binalar var ve artçı sarsıntılar devam ediyor. Bizlerimize göre moment magnitüt büyüklüğü 6,9 bu depremin. Yaklaşık derinliği 10-12 kilometre civarında olan bir depremden, sığ bir depremden bahsediyoruz. Kırılan fayın aslında boyunun yaklaşık 30-40 kilometrelik civarında bir fayın kırıldığı ilk izlenimlere göre bizim tarafımızdan tespit ediliyor. Depremden 1,5 saat sonraya kadar büyüklükleri 2,8 ile 4,9 olan 21 tane deprem kaydettik merkezimizde. Şu anda da halen biraz önce de duyduğunuz gibi depremler artmakta. Artçıların da bir süre, bir hafta 15 gün kadar sürmesi bekleniyor. 6 civarında da artçılar bekleyebiliriz. Yaklaşık 30 santimlik bir dalga yüksekliği bulunurken bir sonraki çalışmaya geçtiğiniz zaman faylanma göre yaklaşık 12 katı 60 santimlik tsunami dalgaları meydana gelebileceği öngörülmekte. Kıyı bölgelerindeyseniz denize bir deprem meydana geldiği zaman meraklı gözlerle denize doğru bakmaktan öte mümkün olduğu kadar en hızlı sürede süratle kıyıdan uzaklaşmakta, yüksek yerlere çıkıp güvenli yerlerde barınmakta fayda var. Zaman içerisinde hem sıklıkları hem de büyüklükleri azalarak devam edecektir ama ilk 3-4 saat ciddi boyutta önemli artçılar gelecektir. O yüzden vatandaşlarımızın tedbirli olması, hasarlı yapılardan kaçınması gerekir. İstanbul'da hissettiğine göre yaklaşık 500 kilometre yarı çapındaki bir alandan bu depremin hissedilmesi çok doğal. Can kaybına neden olabilecek ve geniş alanda hissedilebilecek tahrip gücü de yüksek bir deprem olduğudur. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Bu depremin artçıları nadir de olsa dediğim gibi yaklaşık bir ay rahatlıkla sürecektir. Evet, 6,9 bu 6,8'e kadar artçı olabilir demek. Aman dikkat, deprem sonrası tsunami görüntülerini izlemiştiniz. Çok çarpıcı bir görüntü daha geldi az önce haber merkezine. Kaydedildiği yer Seferihisar ve eşya kurtarma telaşı var tam o anlarda. Bir görelim. Anne bırak. Teyze otursun. Teyze gel. Teyze gel. Allah. Evet, deprem Ege Denizi'nde oldu. Yalnızca Türkiye değil, başta Sisam olmak üzere Yunan adaları da sallandı. Oradan görüntüler de var. Merkez üssü Ege Denizi olan deprem ve tsunami Yunan adası Sisam'ı da vurdu.
Sarsıntının başlamasıyla ada sakinleri kendini sokağa attı. Depremin ardından meydana gelen tsunami ile deniz yükseldi, Sisam sokakları göle döndü. Tsunami'nin ardından denize yapılan dolgu iskele su altında kaldı. Araçlar ve tekneler denize sürüklendi. Deprem tıpkı İzmir gibi Sisam Adası'nda da büyük yıkıma neden oldu. Adadaki köy evleri harabeye döndü. İçinde tarihi yapıların da olduğu çok sayıda bina ve yol ağır hasar gördü. Şiddetli deprem Sisam Adası'na 300 kilometre uzaklıktaki başkent Atina ve diğer sahil kentlerinde de hissedildi. 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Sisam Adası olan birçok artçı deprem meydana geldi. Adada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralı ve can kaybı olup olmadığı ise henüz belli değil. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de bu konuyu görüştüler. Az önce bir telefon görüşmesi yaptılar. O notu da ekleyelim ve İzmir'e tekrar büyük geçmiş olsun diyelim. Araya gidelim. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.